Geç kaldım. Çok geç kaldım dükkanı açmak için. Merhaba, günaydın. Kuaför salonuma hoş geldiniz. Birazdan Barbie'nin randevusu var. O gelmek üzere. O yüzden hemen hazırlıklarımı yapmalıyım. Bunlar büyük oyuncaklar için. Barbie'ye uygun diğer eşyalar burada. Evet, bir bakalım. Barbie fön çektirmek istiyordu. O yüzden bize lazım olan tabii ki bir fön fırçası ve ona uygun fön makinesi. Tamamdır. Geldi. Günaydın Ümit. Ben geldim. Günaydın Barbie. Wow, motorun pek bir havalı. Yeni mi bu? Evet Ümit, bir süredir bunu kullanıyorum. Ben fön çektirecektim. Tabii oturabilirsin. Her şey hazır. Hemen başlayalım. Önce saçlarını güzelce bir yıkayalım. Gel bakalım. Hoppa. Başını arkaya yasla Barbie. Şampuan. Turlayabiliriz. Evet. Havluyla suyunu aldık. Şimdi tarayıp kurutacağız. Barbie, nasıl bir fön istersin? Düz mü, dalgalı mı, yoksa toplayalım mı? Düz fön alsın Ümit, çünkü akşamki giyeceğim kıyafete bu model yakışacak. Tamam. Tamamdır Barbie'cim, geçmiş olsun. Fönün bitti. Teşekkür ederim Ümit. O zaman ben gidiyorum. Evet, kaskı da buraya taktım. Görüşürüz. Dikkatli gidin. Hey Barbie, dur. Efendim Ümit, ne oldu? Kaskını takmayı unuttun. Ay yok, bilerek takmadım da. Daha yeni fön çektirdim ya. Bozulacak yoksa? Gel bakayım Barbie buraya. Hiç saçım bozulacak diye kask takmamazlık olur mu? Saçmalama. Saçının bozulmasını istemiyorsan buff kullanabilirsin. Buff mı? Evet. Şöyle ince uygun güzel kumaştan boru gibi dikilmiş bir şey bu. Bak şimdi bunu böyle kafandan geçirelim. Bütün borunun kafandan geçmesi gerekiyor. Geçirdik. Saçları dışına çıkartıyoruz. Ve buff'ımızı tekrar saç bandı takar gibi bu şekilde yüzümüzü açıyoruz. Buff saçlarını sabit tutacak ve böylelikle artık bozulmayacaklar. Şimdi kaskını takabiliriz. Senin kaskın yarım, yani çenesi açık olduğu için direkt böyle takabiliriz. Hop. Evet. Tamamdır. Artık saçların bozulmayacak. Gidebilirsin. Barbie, benim de bu kadar saçım olmasına rağmen ben de buff kullanıyorum. Kaskımı da güvenle takıyorum. Bu buff'ın farklı renklerinden de alacağım. Teşekkür ederim Ümit. Kolay gelsin.